dinleyicimiz daha önce dedi bir bu sual arz edilmişti, size sormuş dedi. Yani kadın da erkek de çocuk talebinde bulunduğu zaman ne erkek kadının bu talebini reddedebilir ne de kadın da erkeğin talebini reddedebilir. İkisinin de hakkıdır demiştiniz. Doğru, kitaplarda öyle yazıyor, biz de öyle naklettik. Fakat şimdi dinleyicimizin sormuş olduğu soru farklı. Evet, çocuk istemiyor ama farklı bir pozisyonu var. Yani şu anda dedi hanımım İslamiyet'i tam bilmiyor. Dolayısıyla doğacak çocuğumuzun da İslam terbiyesiyle yetişme imkanı söz konusu değil. Ki bu özür zaten İbn Abidin'de de bildirilmiş. Tamil-i Nâsâdî'de ebediyeye de alınmış. Orada da naklediliyor. Hamilelik dönemi 4 aydan önce ise, yani 120 günden önce ise, bu sebepten dolayı o çocuğa müdahale bile edilebiliyor. Değil çocuk istememe durumu. Müdahale bile edilebiliyor. Dinini öğretememek. Böyle bir tehlike olduğu zaman, böyle bir tehlike varsa, çocuğa dinini öğretememe terbiyesi söz konusu ise, o zaman aynı şekilde bu özürdür. Ya karşı taraf aynı şekilde benim hakkım diyemez yani. Niye? Çocuğun felaketi söz konusu. Ahireti söz konusu. Bu iki taraf için de geçerli. Mesela burada dinleyicimiz dedi ki hanım İslamiyet'i bilmiyor. Netice itibariyle çocuk dünyaya gelecek, terbiyeyi o verecek, şekillendirecek. Kızımız olsa, sadece kızın değil oğlun da olmuş olsa netice itibariyle öyle olacak. Kritik yani o çocuk için. Bu diyelim ki kadın aynı şekilde dinini biliyor, erkek bilmiyor. O zaman da kritik. Yani kız olsun, erkek olsun. Yani diyelim ki adam içki içiyor veyahut da namaz kılmıyor. Çocuk dünyaya geldi. Kadın uğraşıyor. Nitekim siz de şahitsiniz. Böyle bize intikal eden dinleyicilerimiz var. Telefonla soranlar var. Ben diyor hani namaz kılıyorum. Çocuğa telkin ediyorum. Çocuk babasına bakıyor. Anne, babam içki içiyor. Babam namaz kılmıyor ya. Yani beni niye zorluyorsun? Sen der kıl gibi diyorsun. Babam kılmıyor. Babam kılmıyor. Onun için de evlilik hassas bir konu. Ama bunlar bilinmeden önce evlenilmiş. O zaman da sabırlı davranmak lazım. Kadınsa erkeğe sabredecek, hidayetine kavuşması için dua edecek. Eğer erkekse hanımının hidayete kavuşması için, dinini öğrenmesi için sabredecek, hidayete kavuşacak. Hidayete kavuşmasını ve severek, isteyerek Allah-u Teala'nın emirlerine ittibasını bekleyecek. Çünkü dinimizde mesela saadet ebediyede de anlatılıyor, talak bahsinde var. Hiçbir sebep olmadan da boşanılabilir. Mubahtır. Hiçbir sebep yok. Ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Ama Allah-u Teala'nın sevmediği mubahtır buyuruyor. Onun için evlenmeden önce çareye bakmalı. Efendim biz çaresine baktık, şartlar uygundu. İki taraf da böyleydi ama sonra mesela evlendikten sonra kadın zıvanadan çıktı. Veya evlendi, erkek zıvanadan çıktı. Yok mu böyle? Var. Dinli imanını kaybeden bir sürü şeyler var. O takdir-i ilahi. O zaman düşünülecek veyahut da çaresi o zaman aranılacak hallerdendir. Allah-u Teala kolaylık versin. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Bu dinleyicimizin bahsetmiş olduğu bir özürdür. Yani dinimizin bildirdiği bir özürdür. Kitaplar öyle yazıyor. Yani bu özürden dolayı, bu sebepten dolayı çocuk istememe hakkına sahip midir? Sahiptir. Hatta çocuğa müdahale etme de sırf bu sebepten dolayı, evet, değil mi? Serbest. Hı hı. Ana karnındayken 120 günden önce bu sebepten dolayı müdahale edilebiliyor. Günah olmuyor yani. Ha, çok kimsenin orada kafası karışıyor. Nasıl olur efendim, o bir can. Can değil. Çünkü kitaplarda buluyor ki 120 günden sonra ruh verilir. Ruh verilmediği müddetçe bir cenindir o, parmak gibidir, tırnak gibidir yani. Tırnağı kesince sen cana mı kıyıyorsun? Yok. Efendim, böyle bir şey de akla gelemez mi yani böyle bir durumda? Şimdi bu dinleyicimiz bunu sordu ya. Birisi de diyebilir ki yani nereden biliyorsun hani olacak olan çocuğun Müslümanlık şekilde yetişmeyeceğini, yani sen etkili olursun belki de, çocuk sana bakar falan, yani bunu sadece dinimiz izin vermiştir, yani biz karar veremeyiz, belki de çocuk hakikaten böyle salih saliha birisi olacak falan diyebilir. Kaybı Allah-u Teala'dan başka kimse, evet, bilemez. Biz zahire göre bakar, ona göre karar veririz. Hatta din büyüklerine bile geliyor bir şey arz ederken, nasıl arz ederse öyle cevap verirler. Ya bak, sen bu sorduğun soru böyle değil, bunun gerisi böyledir demezler. Onu kalem diye anlatıyorsa kalem diye cevap verirler. Allah Teala öyle emretmiştir. Zahir öyle. Mahkemede de böyle.
Onun için dünya mutlak adaletin tecelli ettiği bir yer değildir. Gayb Allah'a pereden kimse, başka kimse bilemez. Zalimden alim, alimden zalim olabilir. Ya bırak onu, onun nasıl peygamberden aynı şekilde. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil kafir oldu. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ulul azm bir peygamber. Oğlu iman etmedi, kafir zahiren, oldu. Zahiren etmemesi, olmaması gerekiyor. Evet, olmaması gerekirken. Hatta babası peygamber. Genç Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri götürdüler, Yusuf Aleyhisselam kuyuya attılar. Peygamber çocuğu onlarda. Başka yabancı değil ki. Yani. Kardeşleri de peygamber. Tabii kardeşleri de peygamber oldu. Yani gaybı Allah-u Teala'dan başka kimse bilmiyor. Biz zahiri şartlara göre, mesela bu dinleyicimize diyor, zahiren şu anda çocuğun dinini öğrenmesi mümkün değil. Tamam, ona göre hüküm verilir. Efendim olabilir. Olabilir, onu bilemem. Onu bilemem. Şimdi İkrime bin Ebu Cehil radıyallahu anh kimin oğlu? Ebu Cehil'in oğlu. Öyle babadan böyle bir evlat. Eshab-ı kiram İkrime radıyallahu teala anh diyoruz. Onu bilemem. Onu kimse bilemez. Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez.